Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler, seçim tarihi artık netleşti gibi, 14 Mayıs tarihi. Peki sanayiciler bu seçim ekonomisiyle ilgili, seçim tarihiyle ilgili ne düşünüyor? Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Şeref Arpacı, 14 Mayıs'ta planlanan genel seçimler öncesi seçim ekonomisiyle ilgili sürecin ve sanayicilerin beklentilerini Metropol TV'ye anlattı. Seçimin tarihi belli oldu. Artık son düzlüğe girildi. Dolayısıyla işler farklı bir boyut kazanacak. Zaten bunun sinyallerini alıyorduk. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla işte vergi affı geldi, trafik cezalarına işte indirimler geldi, ehliyetler kaptıranlara geri iadeler edildi. Dolayısıyla seçim ekonomisini bayağı iliklerimize kadar yaşıyoruz. Tabii gönül istiyor ki bu seçim ekonomisinden biz sanayiciler de yararlanalım. Şu ana kadar bizlere çok fazla bir destek verilmedi. Aslında tabii ki bizde çok fazla isteklerimiz var ekonomi yönetiminden. Bunlardan bazılarının gerçekleşmesini istiyoruz. Özellikle hani bugünlerde konuşulan bir ihracatçı özel kur meselesi var. Bunun olabilitesi nasıl bilmiyorum. Olacağını da ihtimal vermiyorum ama aslında ihracatı ve sanayiciyi ihracatı arttıracak ve sanayici memnun edecek başka şeyler yapılabilir. Bunlardan en önemlisi işte bir kere 2022 yılında çok fazla arttırılan enerji maliyetlerini geri çekebilir devletimiz. Sigorta primlerinde bizlere destek verebilir. Biliyorsunuz son 2 sene içinde asgari ücret yaklaşık 4 kat arttı ve işçilik yoğun sektörlerde bu şu anda ciddi anlamda bir problem olmaya başladı. Dolayısıyla bizler de artık sanayiciler de bu seçim ekonomisinin nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Umarız seçim yaklaştıkça bunlara da ulaşabiliriz. Tabii bunların içinde en önemlilerinden birini söylemeyi unuttum. Krediye erişim, finansmana erişim. Şu anda ne yazık ki vadeler giderek daralıyor. Direkt ihracatçı olmayan üreticilere maalesef ne yazık ki kredi imkanları tanınmıyor. Dolayısıyla seçime kadar ve seçimden sonra da sanayiciyi rahatlatacak adımların atılmasını bekliyoruz. Sevgili seyirciler, Ratex Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ateş, Metropol TV'ye değerlendirmelerde bulundu. 2023 yıl nasıl geçer? Yeni yılda yeni hedefler ne? Önemli olan büyümek mi, mevcudu korumak mı? 2023, 2020'den daha kötü geçeceğini zannetmiyoruz. 2023'ü daha iyi geçireceğimize inanıyoruz. Önemli olan yerimiz, bu sene büyümeden ziyade yerimizde durup mevcutları korumak üzerine hedefli. Üzerine de ilave büyüme bekliyoruz ama en önemli beklentimiz bu sene mevcudu koruyabilmek. Otomotiv sektöründe hizmet veren Sadık Grubu'nun yönetim kurulu üyesi İrfan Cihan Mersin, piyasada araç bulunamıyor şikayetlerini değerlendirdi. Araç yok diye bir şey yok ya, araç mutlaka var ama tabii burada fiyatların çok anormal yükselmesi ve bundan dolayı her aracın aslında satılabilir olmasını da güçleştiriyor bir anlamda. Ve halkımızın da maalesef tabii satın alma gücü de son birkaç yıldır azaldığı için aslında bazı araçlar var ama satılmıyor maalesef. Yani şu anda satılabilir araçlar o anlamda doğru, yani çok fazla gelmiyor. Araç fiyatları her geçen gün dediğiniz gibi artıyor kura bağlı olarak ve tabii ki dünyadaki enflasyonist ortamdan dolayı da artıyor. ÖTV düzenlemesindeki durumdan sonra bazı modeller bir anlamda yaklaşık %10 civarında fiyatlarda bir düşüş oldu. Tabii ki her model buna dahil değil ama en azından az önce bahsettiğim daha alınabilir, satılabilir araçlarda bu durum şu anda tüketicilerin lehine bir durum. Arz konusuna gelince de üretimde dediğim gibi en başta da hala bir takım aksaklıklar, eksiklikler devam ediyor. Fakat zannedersem 6. 7. aydan itibaren bu durum biraz daha olumlu bir tarafa evrilecek gibi gözüküyor. Sevgili seyirciler, Ahmet Güntaş tarzıyla Heimtex'e damga vurdu. Kaç ayda kaç kilo verdiği şapka ve gözlükleri için ne dedi? Babası rahmetli Raşit Güntaş'a ne anlamda benziyor? Evet, söz şimdi Ratex Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Güntaş'ta. Ahmet Bey, kilo verdiniz mi? Gördüğün gibi yani yaklaşık 40 kilo falan verdim. İçinizden bir insan da çıkmış. Aslında ben Ahmet değilim. Ben kardeşiyim. Siz karıştırdınız. Evet, 40 kilo verdim. Evet, 40 kilo verdim. 13-14 ay oldu. Yeni bir yıl, yeni bir imajla başladık yıla. Fuarda şapkalı dolaşıyorsunuz. Hayırdır şapkalı ve gözlükleriniz rengi çok güzel. Tarz olmamız gerekiyor. Sonuçta biz görünen yüzüz. Müşterilerde ilgi almamız gerekiyor. Önce kendimizden başlıyor, sonra havlulara geçiyor.
Onun için böyle bir değişik tarz yaptık bu sene. Her gün farklı bir şapka. Bir şey dikkat edin, hep şöyle çizgili giyiyorsunuz. Hemen şöyle Feda Bey gösterirse, şöyle hemen şeye baktığımız zaman. Peki bu kadar değişik renkli ve şekilli giymenizin nedeni nedir? O karakterden herhalde. Biraz da rahmetli babamı çekmişim o konuda. O da severdi böyle farklı tarz olmayı. Ondan gelmiş. Babayı çekmişiz. Bundan sonra ne düşünüyorsun? Farklı bir tarzınız olacak mı? Farklı tarzlar var. Sürpriz olsun. Denizli sağlık turizminde hangi noktada sorunlar ne? Dolphin Med Sağlık Polikliniği kurucusu Özlem Sarıkaya Metropol Kadınlar programı da anlattı. Türkiye artık bu konuda dünyada bir lider konumuna geldi. Evet. Biz bunun aslında en büyük örneğini de burada hekimlerimize bir şükranlarımızı, minnetlerimizi sunalım. Biliyorsun 2 yıl önce yoğun bir pandemiyi atlattık. Evet. İnanılmaz şeyler, aklımıza gelmeyen inanılmaz şeyler yaşadık. Avrupa'ya ya da Amerika'ya baktığımızda pandemi sürecini sağlıkta en iyi yöneten sağlık grubu Türkiye'ydi. Çünkü Türk doktorları gerçekten çok özverili ve çok başarılı işler yapıyorlar. O yüzden de Türkiye artık dünyada sağlık turizminde bir marka haline geldi. Fakat daha çok gelen turistler işte İzmir, İstanbul ya da Antalya büyük şehirlere geliyor. Bunun en büyük sebebi gelen turistin ulaşımı. Biliyorsun ki evet Denizli'de biz de İzmir'den ya da Antalya'dan hasta getiriyoruz. Sağlık turizminde kendi yaptığımız işlerde onlarla birlikte çalışıyoruz. Bizi tercih ettikleri için de mutlu oluyoruz. Çünkü gelenler tavsiye üzerine evet. geliyor. Ama maalesef Denizli'de oturtamadığımız ya da Denizli'de başaramadığımız en büyük eksikliğimiz işte bizim ulaşım, uçak saatlerimiz, Denizli'de aslında çok güzel termal turizmimiz var. Bunu birleştirememi. Hep Pamukkale'yi günübirlik turizme. Maalesef. Biliyorsun senin de uğraştığın konulardan evet. biri. O yüzden gelen turist bizde günübirlik geleyim gideyim ama ben sağlık turizmindeki hizmetimi de daha uçağım kolay olduğu, daha konforlu olduğu daha büyük şehirlerde tercih ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kayak Takımı sporcusu Lara Göç geldi. Büyük bir başarı imza attı sevgili seyirciler ve Alp Kayak Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Hayaline Denizli Kayak Merkezi'ne kavuştuğunu anlatan genç sporcunun başarısı takdir topladı. Geçti yarış. Hey. Hey. Benim. Burada kaymaktan zevk alıyorum. Kayağa burada başladım kaymaya. Bayağıdır kayıyorum. Şimdi de ligde yarışacağım. Mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan Büyük Belediye Başkanı Osman Zonan'a çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Pamukkale Belediyesi'nden bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Pamukkale Belediyesi 6-10 yaş arası çocukların lig. Pamukkale Belediyesi yarı yıl atölyesini açtı. 2 hafta boyunca devam edecek olan etkinlikte çocuklar yoğun geçen 2022-2023 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacak. Onlar çok yoruldular, uzun bir süreçte dersler aldılar, öğretmenlerini dinlediler, ödevlerini yaptılar. Elbette tatil de onların en büyük hakkı. Biz de bu tatilde hem annelere, babalara, hem de çocuklara, hem anneannelere, babaannelere, dedelere, hepsine de güzel anılar biriktirebilme fırsatını vermek istedik. Şu an itibariyle Pamukkale Belediye'mizin hem Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ek binasında, hem de Aktepe sınırları içerisinde bulunan muhteşem Aktepe sosyal tesislerimizin içerisinde çeşitli etkinlikler başlattık. Bu iki saydığım binada, öğleden önceleri Atatürk Caddesi üzerindeki ek binamızda, öğleden sonraları da Aktepe Kültür Merkezi içerisinde küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olmak üzere çeşitli eğitici, onları düşündüren,
aynı zamanda eğlendiren, güldüren, spor yaptıran çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Her gün bu etkinliklerimiz gerçekleşecek. Vatandaşlarımız arzu ettiği gibi istedikleri bir gün içerisinde az önce söylediğim yerlere çocuklarını getirebilirler. Bizler çok çok mutlu oluruz. Şu an itibariyle 1000'den fazla çocuğumuz kayıt yaptırmış durumda. Hem Aktepe Kültür Merkezi'nde hem de Atatürk Caddesi üzerindeki binalarımız için. Tabii ki etkinliklerimiz sadece bunlarla sınırlı olmayacak. Burada çeşitli atölyelerimiz var ama bunun yanında sanatsal etkinlikler, müzikal etkinlikler, sinema etkinlikleri bunlarla böyle harmanlanmış. Çok güzel bir tatil sezonu geçireceğiz. Ama bunun yanında 13 yaş grubu için de 1 Şubat, 2 Şubat ve 3 Şubat tarihlerinde bir turnuva düzenliyoruz. Bu turnuvayı da hem Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzla hem de Denizli Sporumuzla Pamukkale Belediyesi el ele verdi. Ve bu çocuklarımızı biz daha profesyonel anlamda sporla da iç içe olmalarını sağlayacak şekilde bir turnuvada oluşturmayı düşünüyoruz. Evet, spor haberleriyle devam ediyoruz bültenimize. Deniz Spor Başkanı Mehmet Uz'dan kayma iddialarına cevap geldi. Başkan Uz yaptığı basın toplantısında. Baktık ki kongrede çıkan yok. Ben şimdi bu kulübü başsız da bırakamam. Kayyuma da gidemem diye konuştu. Bu kulübü de satın almak isteyenler de oluyor bazen. Böyle aspara kas haberler çıkıyor. Bizim burada böyle bir durumumuz yok. Ha, ancak çok iyi niyetli Denizli, Denizli iş insanlarına olmak şartıyla bu takımı sahiplenmek istiyorlarsa bahisçi olmamak şartlarıyla bütün şartlarımız var. Denizli Spor'un markası, Denizli Spor'un sahasında oynamak şartlarıyla kafamız yatan, herkesin kabul gördüğü bir yönetim gelmediği sürece bunu müsaade etme şansımız yok. Bulacağız 20 tane daha 30 tane yiğit getireceğiz abi. Gerekli şekilde yönetimimize sokacağız. Bu takımı mücadelemiz sonuna kadar vereceğiz arkadaşlar. Sevgili seyirciler, sırada üzücü bir haberimiz var. Denizlispor'un efsane kaptanlarından şimdilerde ise teknik direktörlük yapan ve aynı zamanda Metropol TV spor yorumcusu Bülent Ertuğrul'un babası Abdullah Ertuğrul yaşamını yitirdi. Ertuğrul bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerimize olan dünyanın ahiretlik, komşuluk, akrabalık arkadaşlarımızı helal eder misiniz? 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 Allah razı olsun. Rabbim helalliklerinizi de kabul etsin inşallah. Metropol TV'de ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili seyirciler. Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirmeyi unutmayın diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.